Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Evet, Türkiye Putin'in Azerbaycan'ı yok etme planına darbeleri vurmaya başladı. Erdoğan Karabağ'la ilgili Putin'e artık neler oluyor demeye başladı değerli izleyenler. Evet, dün bir telefon trafiği yaşandı. Azerbaycan'da iki farklı uçağımız şu anda görevde. Birisi gösterimde, biri görevde ve biri de çok yakında gelecek. Evet, Türkiye Karabağ'da ve Azerbaycan'da vites büyütüyor. Bazı olaylar vardır ki bu olaylar daha güçlü ve daha emin atmak için tabii ki ülkelere, liderlere fırsat verir. Biz öyle bir zafer kazandık ki bu zaferi gölgelemek ve yaşadığımız bu büyük zaferi tamamen unutturmak ve bizi masada yenilgiye uğratmak isteyenlerin salvoları başladı ve devam ediyor. Türkiye ise süreci yakından takip etmişti ama bu elim olaylar ve Azerbaycan'ın hiç umulmadık hamlelerle karşılaşması Türkiye'yi harekete geçirdi. Düşünün, 50 yılda ürettiği, 40-50 yılda büyük bir güç olarak ürettim dediği silahları sınırda ve sahada kevgire çeviren SİHA'lar ve onu kullanan Azerbaycan tabii ki Putin'in hışmında. Helikopter olayında Karabağ'ın intikamı olduğu yönünde kamuoyunda artık hiç şüphe götürmeyen bir kanaat mevki. Evet, kanaat hakim. Evet, Akıncı sahaya indi. Sahada öyle bir göründü ki düşmanın aklını başından aldı. Artık göreve başladı değerli izleyenler. Savunma Bakanlığımızın sitesinde bu açıklandı. Artık Akıncı göreve başladı. Düşmanı için kabusun başlangıcı start aldı. Artık Akıncı görevde. Değerli kardeşlerim, Akıncı'nın göreve başlaması şu anda en çok Putin'i ve Rusya'yı tabii ki etkiliyor. Son füzesini gördünüz değil mi? F-16'lar tarafından kullanılan son füzeleri, Roketsan'ın UMTAS ve diğer tüm füzeleri şu anda Akıncı'da yüklü değerli kardeşlerim. Evet, bu bir güç meselesidir. Bu bir Türkiye'nin milli gururu meselesidir. Savaş uçağından geri kalır yanı mı var? Gördüğünüz gibi muhteşem bir anekdot, muhteşem bir kare. Evet, göreve başladı. Şimdi niye Putin panikliyor? Niye Azerbaycan'ı yok etme planı sekteye uğruyor? Ona değineceğim. Putin özellikle Bayraktar SİHA'ların Ukrayna'da kullanılmaması için neredeyse Erdoğan'a yalvardı. Biz dedi orada bunlarla baş edemiyoruz. 10 tane pansir bir SİHA ile baş edemiyor. Ruslar çözüm üstüne çözüm arıyorlar. Putin emir üstüne emir veriyor. Ama şu anki Rusya teknolojisi bunu çözmeye hiçbir şekilde başarı ve muvaffakiyet sağlayamıyor. Evet, muazzam bir adımdı ve bu muazzam adımla beraber gerçekten çok önemli atılımlar da akabinde gelmeye başladı. Evet, TİHA'larımız, çok güç kazandığımız bu sistemlerimiz bize çok büyük bir gurur veriyor. Özellikle Putin dün Erdoğan'a Donbas'ta Ukrayna ordusunun SİHA'ları kullanmasından derin endişe duyduğunu ve artık bunun olmaması gerektiğini söylemiş. Şimdi Akıncı'yı gördüklerinde psikolojileri ne olacak? Azerbaycan'ı Ukrayna'ya kaydırdıkları kuvvetlerle ani ve şok dalgasıyla işgal etme planları, yan ceplerinde bulunan bu Rusların bütün planlarını bozacak silah aksamları bunlar. Helikopter olayından sonra siz bakmayın ortalığın durulduğu gibi göründüğüne, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bu saldırıya karşı şok bir cevabı olacak. Bunu çok yakında göreceksiniz. Evet, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın bu şok cevabını ayrı bir yayında değineceğim. Ama şu bir gerçek ki Putin'in panik atakları artacak. Dün yapılan görüşmenin çoğunluğu ne kadar SİHA konusu olsa da o Karabağ konusu. Erdoğan demiştim, Sayın Erdoğan Putin'i arar. Bu konuda rahatsızlığımızı ve bu konuda tabii ki onların ağzını aramayı hedefler. Ve bu güçlü hedefle birlikte tabii ki daha etkin ve daha iyi sonuçlar alınması için adımlar da atar. Yani Putin'e
Biz bu saldırının ne amaçla yapıldığını, ne için yapıldığını biliyoruz demek istiyoruz. Tam da böyle bir vakitte görüşmek bunun bir göstergesi. O da Ukrayna'daki endişelerini anlatırken biz ona Karabağ'ı soruyoruz. Karabağ'da ne yapıyorsun? Karabağ'da neyin peşindesin? Evet, Karabağ'da neyin peşindesin? Bunları bir sormayalım da kim sorsun? Evet, Türkiye bölgede büyük bir level yükseltti. Türkiye Hürkuş uçaklarını da uçurttu. Prototip Hürkuş Azerbaycan semalarındaydı. Milli bir uçağımız Azerbaycan'da. Bu eğitim uçağını uçurmamız ve mesaj vermemiz çok önemli. Helikopter ve özellikle pilotları hedef alan o saldırıda artık bizlerin de tabii ki bütün yönleriyle uyandığımız çok açık. Bu eğitim uçaklarının Azerbaycan'da, bundan sonra Hürjet'in, insansız jetlerin, Akıncıların, Aksunguların Azerbaycan semalarında görmeye alışsın Rusya. Biz Azerbaycan'ı yok etme planına dur diyeceğiz. Azerbaycan'ın insanlarının Rus askerleriyle zulmüne uğramasına Türkiye asla müsaade etmeyecek. Çünkü milli bir teknoloji hamlesi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le savunma işbirliği anlaşmaları, iki ordunun ortak ve eşgüdümlü çalışması ve yakında diğer güçlü silahlarımızın sahaya girmesi muazzam işler çıkaracağımızın bir göstergesi. Evet, Türkiye böyle muazzam işler çıkaracak. Dersler aldık. Tabii ki dersler aldık. Türkiye ile Azerbaycan görüşecek. Sınırdan olası böyle saldırılara karşı, kuvvetlerimize yapılması olası saldırılara karşı neler yapmalıyız? Böyle hamlelere karşı neler yapmalıyız? Her zaman söyledim, söylüyorum. Aniden füzeyle bu helikopteri vuracak hali yok Rusya'nın. Bu helikopteri elektronik harp sistemiyle yoğun radyoaktif dalgalar ve özellikle frekans dalgaları ve elektronik harp özelliği olan yoğun aktivasyonlu dalgalarla bu helikopteri hedef aldılar. Hem elektronik harp ihtiyacını karşılayacağız, hem orada üsler açacağız. Meydan okuyorum değerli izleyenlerim. Evet, üsler açacağız. Bunun yanında Azerbaycan'a yeni ürettiğimiz Aksungur, Akıncı anlaşmaları yapacağız ve Azerbaycan'ımıza kazandıracağız. Azerbaycan'ımızın semaları, Azerbaycan'ımızın artık bundan sonra Rusya'nın hava savunmasını her aşan uçağa vereceğiz. Bizim şu anda ürettiğimiz uçaklar Rusya'nın hava sahasını açıp istediği şehre gidip gerekli atışları yapıp gelecek nitelikte. Rusya bunları ancak savaş uçaklarıyla durdurma telaşına düşecek. Ama unutmasınlar ki akıncılarımızın da havadan havaya füze atma imkanları mevcut. Yani çok yüksek fitlerde uçan bu uçaklarımız çok uzun süre sahada kalmaları da savaş uçaklarına göre çok önemli bir artı değil mi? Aynen böyle. 200 tane akıncıyla nasıl baş edecekler? Havadan havaya füze kullanan 200 tane akıncıyı nasıl durduracaksın Rusya? Gece gündüz çalışsa için içinden çıkamaz. 600 tane siyah bayrakları nasıl durduracaksın Rusya? Neyle durduracaksın Rusya? Evet değerli kardeşlerim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bu yayınların devamı için kanalımıza destek olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlarınıza önerdiğiniz bu yayınları beğenmelerini söyleyin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık, afiyet içinde kalın. Bir dahaki programda görüşene kadar hoşça kalın.